Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 1 Ağustos'ta Türkiye saatine göre akşam 21.31'de 9 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay sırasında Güneş ve Ay karşıt açıda olacağı için oldukça gergin, stresli, yoğun enerjilerin ortaya çıktığı bir süreci işaret ediyor. Güneş Aslan burcunda ve hemen yakınlarında yine Aslan burcunda gerilemekte olan Venüs var. Ve Ay Kova burcunda olgunlaşan fazla olacak. Her şey biraz daha hayatımızda görünür hale gelecek. Bu son bir aydır uğraştığımız konularla da ilgili olabilir veya geçtiğimiz Ocak-Şubat döneminde yaşamımızda başlamış olan konularla da ilgili olabilir. Dolunaylar bir tamamlanma, sonuç alma, dönüşüm ve farkındalık dönemleridir. Kova burcu, Uranüs ve Satürn tarafından yönetilen, astrolojide zodyakta 11. evi yöneten, hava elementine ait sabit nitelikte bir burç. Sosyal, toplumsal, kolektife ait konularla ilgilidir. Kova burcu, birlik, beraberlik, gruplar, organizasyonlar, aynı amaca, aynı ideale hizmet eden yapıların bir araya gelmesini aslında sembolize eder. Bu yüzden toplumsal bir burçtur Kova burcu ve insanlık için olan her türlü çabayı, bunlar bilim, teknoloji ile ilgili olan çalışmalar da olabilir. İnsanlığın bir arada onların gelişimine ait hizmet eden kültürel, ekonomik, her yöndeki gelişimleriyle de ilgili olan daha ilerici, daha yenilikçi devrimleri, gelişmeleri, hayatımıza gelecek olan her türlü reformları da temsil eden bir burçtur Kova burcu. Tabii Kova'da Dolunay olunca karşısındaki Güneş Aslan'da ve Aslan burcunda gerilemekte olan Venüs var. Dolayısıyla Aslan daha bireysel, daha benliğe yönelik, daha kişisel hedeflerimizle ilgilidir. Yani Aslan biraz bencil ve kendine dönük olabilir. Kova ise daha toplumsaldır. Grupların ve insan gruplarının yararına hizmet eden konularla ilgilidir. Burada bir zıtlaşmanın, bir çekişmenin, bir çatışmanın söz konusu olması da mümkün görünüyor. Yükselende Balık burcunu görüyoruz ve Dolunay haritanın 12. evinde. 12. ev biraz daha gizli, geri planda olan konular, daha ruhsal, daha manevi gelişmelerle alakalıdır. Buradaki Dolunay etkisi yaşamımızda gizli olan konuların açığa çıkabileceğini, bazı beklenmeyen durumlarla yüzleşmeler olabileceğini ya da bastırdığımız, bilinçaltımızda tuttuğumuz duyguların, düşüncelerin, dürtülerin de kendini ortaya çıkarabileceğini işaret ediyor. Sabit burçlarımız tabii ki daha fazla etkilenecek kişisel anlamda. Bunlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz olabilir veya 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz olabilir. Eğer böyleyse siz de bu dolunaydan önemli etkiler alabilirsiniz. Artı eksi 5 derece olarak alabiliriz 9 dereceyi. Burada 4 ile 14 derece arasındaki yerleşimler dolunaydan önemli etkiler alabilirler. Evet, şimdi Dolunay an haritasında gökyüzündeki gezegenlerin pozisyonlarına baktığımızda tabii burada gerilemekte olan bir Venüs var ki Venüs çok dikkat çekiyor. Süreç içerisinde 9 Ağustos'ta Güneş'le Venüs'ün kavuşumu meydana gelecek. Venüs değerlerimiz, sevgi alışverişimiz, hayattaki bizim için sahip olduğumuz her türlü değerle alakalıdır. Tabii ki burada gerileyen bir Venüs biraz sorgulamalar yapacağımız bir süreci işaret ediyor. Yani bir ilişki içerisindeki değerimizi, sevgi alışverişlerindeki beklentilerimizi burada sorgulayabiliriz. Kendi içimize dönüp bunları gözden geçirebiliriz. Maddi kaynaklarımızla da ilgili olabilir Venüs'ün bu pozisyonu. Toplumsal alanlarda tabii ki ekonomiyi çok etkiler Venüs gerilemeleri. Yani Venüs gerilerken piyasalarda özellikle ekonomik bazı araçlarda, değerli madenler gibi, para birimleri gibi alanlarda doğal olarak bazı önemli düzenlemeler olabilir ve buralarda bazı dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Özellikle süreç içerisinde Venüs'ün gerilemesi 5 Eylül'e kadar devam edecek ama Ağustos ayı içerisinde Kova Dolunayı ve Aslan Yeni Ayı döngüsüyle beraber Venüs burada Ağustos ayının tümünde çok fazla dikkat çekiyor. İşte Kova Dolunayı ve onu takip eden
2 haftalık süreç içerisinde kişisel ve toplumsal alanlarda biraz sahip olduğumuz değerlere, ekonomiye, paraya burada daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Neye ne kadar değer veriyoruz? Bu değeri hak ediyor mu? Hak ettiğimiz değeri alabiliyor muyuz? Tüm bunlar sorgulamalar altında olabilir. Kova insan gruplarını, toplulukları yöneten bir burç. Dolayısıyla Kova biraz kendi içinde herhangi bir ideal için bir araya gelen kalabalıkları da yönetir. Bu durumda dünyada çeşitli ülkelerde de söz konusu olabilir bu. Bazı toplulukların, gruplaşmaların, işte organizasyonların ortaya çıkmasını, birazdan insan gruplarının, kalabalıkların dikkat çekmesini, ki bunlar biraz isyankar ve tavırlar olabilir, hak arayışları olabilir, işte otoriteye, yöneticilere, liderlere karşı gelen bazı eylemler olabilir. Bununla ilgili hareketleri bekleyebiliriz dünya üzerinde. Politikayı da yönetir tabii ki, çünkü o da bir ideal uğruna birleşen insan grupları anlamına gelmektedir. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, bunun gibi her türlü yine organizasyonlar Kova burcuyla alakalıdır. Bu alanlardaki bazı faaliyetlerin sona ermesi ya da dikkat çekici bazı oluşumların gündeme gelmesi toplumsal alanlarda da, kişisel anlamda da hayatlarımızda önemli olabilir. Arkadaşlarımız da Kova burcuyla alakalıdır. Bizim ait olduğumuz arkadaş grupları, yine sosyal faaliyetlerimiz, sosyal beklentilerimiz Kova burcu tarafından yönetilir. Kova burcu dolunaylarında biraz daha bu alanlardaki sorgulamalarınız artabilir. Bir grup içerisinde, bir etkinlik içerisinde kişisel değerimizi ya da kişisel yeteneklerimizi ortaya çıkarabiliyor muyuz? Dikkat çekebiliyor muyuz? Fark ediliyor muyuz? Takdir ediliyor muyuz? İşte Venüs retrosu tüm bunları bize daha fazla sorgulatacak aslında. Bir yandan tabii sağlık konularında da önemlidir dolunaylar. Özellikle böyle bir dönemde Venüs'ün retro olması, Kova dolunayı, dolaşım sistemi, tansiyon problemi, nörolojik sorunlar, kalple ilgili problemleri biraz daha dikkat çekici hale getirebilir. Özellikle hasta kişilerin, kronik sorunu olan kişilerin çok dikkatli olmasında fayda var. Önemsememiz gerekiyor sağlığımızla ilgili konuları ve bu alanda ortaya çıkabilecek belirtileri önemsememiz, gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Ve ülkemizin horoskopunda Kova burcu 8. evdir ve buradaki bir dolunay tabii ki 8. ev konularını daha fazla mercek altına alacak, ki ekonomi ve finans konuları 8. ev konularıdır. Ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynaklar ve ekonomik paylaşımları, bankaları, finans kuruluşları, borçlanma konuları, kredi gibi konuları, vergi, sigorta yapılandırmaları, özellikle dış ülkelerle uluslararası olan her türlü ekonomik ilişkiler, borçlanmalar, yatırımlar, finans konuları, bunların hepsi 8. ev konularıdır. Bu alanlarda dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Zaten ekonomi ülkemizde son zamanlarda hep en önemli konu haline geldi. Ve zaten evet, ülkemizin ekonomiyle ilgili uygulamaları ve özellikle uluslararası alandaki şu anki arayışları dikkat çekiyor ve bu dolunay bazı şeyleri belki biraz daha gündeme getirecek ya da görünmez konuları, fark edilmeyen konuları da ortaya çıkarabilir. Şimdi ülkemizin sahip olduğu kaynaklar nasıl değerlendiriliyor? Burada tabii Venüs retrosu biraz endişeleri, kaygıları arttırabiliyor. Özellikle para konularında, finansla ilgili alanlarda. Olumlu açılar da var gökyüzünde. Jüpiter Boğa burcunda ve bu dolunay sırasında Jüpiter'in Mars'ta güzel bir açısı var. Toprak elementinde bu açı. Demek ki sahip olduğumuz değerleri aslında kullanmak, üretmek için enerjimizi daha doğru kullanabiliriz. Merkür de Başak burcunda, ki Merkür güçlü. Tam karşısında Satürn var, Balık burcunda yerleşmiş, ki yükselen balığa da dolunay sırasında bu kavuşum açısında. Bu biraz sorumluluklara dikkat çekiyor. Daha ciddi olmamız gereken bir dönem. Merkür-Satürn karşıtlığında düşüncelerimiz, zihnimiz oldukça materyalist olabilir. Daha gerçekçi ve somut olabilir. Olayların iyi tarafını değil de olumsuz tarafını daha fazla görebilir. Bu biraz bizi karamsar ve melankolik yapabilir ama daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olabiliriz. Dolayısıyla eğer böyle olursak Merkür-Başak burcunda son derece analitik, detaycı,
iş ve hizmet üretmeye, sorun çözmeye yatkındır. Pratik çözümler bulabiliriz. Hem günlük hayatımızda, hem iş konularında, hem toplumsal alanlarda pratik çözümler bulabileceğimiz bir dönemi de işaret ediyor bize. Venüs'ün Aslan burcunda gerilemekte olması, Venüs Aslan'da böyle keyif, konfora düşkündür, lükse düşkündür. Ama Venüs gerilerken demek ki bu dönemde biraz bu ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi frenlememiz gerekiyor. Ama Başak burcundaki Merkür'ün ve Mars'ın işaret ettiği gibi daha planlı, programlı, çalışkan, hesaplı, detaycı olursak aslında şartlarımızı iyileştirebilmek adına, sorunlarımızı çözebilmek adına olumlu çözümlerde bulabiliriz. Üretken olabiliriz, hizmet odaklı olabiliriz. Ve bu iş hayatında, kariyer konularında, kaynaklarımızı doğru değerlendirmek alanında bize önemli destekler verebilir. Evet, şimdi burçlarımıza göre kısa kısa Dolunay'ın genel tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, kova burcundaki Dolunay 11. evinizi aydınlatacak. Sizin için güzel bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Geleceğe dair umutlarınız, beklentileriniz, niyetleriniz, dilekleriniz her neyse burada içinde bulunduğunuz şartlar netleşiyor. Bazı girişimleriniz sonuç verebilir, projeleriniz bitebilir veya bazı dileklerinize kavuşabilirsiniz. Gezegeniniz Mars'ın Başak burcunda olması bu dönemde sizi oldukça çalışkan ve hizmet odaklı yapıyor. Jüpiter'de de Mars'ın güzel bir açısı var bu Dolunay'da. İş arayan birçok koç burcu için güzel haberler gelebilir. Size bir para kazandıracak bir iş imkanı gelebilir bu Dolunay'da. Süre gelen işlerinizdeki, çalışmalarınızdaki verimi arttıracak, kazançlarınızı arttıracak olumlu adımlar atabilirsiniz. Geçmişteki arkadaşlarınızdan, beraber çalıştığınız kişilerden destekler almanız mümkün. Eğer bir ekip çalışması içerisindeyseniz bu çalışmanın bitmesi, sonuç vermesi mümkün. Veya ekip içerisindeki ilişkilerinizi gözden geçirip memnun olmadığınız şartları değiştirme ve yeniden düzenleme konusunda da fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular da gündemde olabilir. Onların eğitimi ve benzeri ihtiyaçlarıyla da ilgili bazı sorunlarınızı pratik çözümler üretebilirsiniz. Bazı önemli yardımlar alabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, kova burcundaki Dolunay kariyer alanınıza işaret ediyor. Ve bu Dolunay sırasında Venüs gerilemesi var. Biraz aile, yuva sorumlulukları öne çıkabilir. Evde yapılacak işler, ailenin sizden beklentileri artabilir. Ama aile içerisinde de şu anda çok fazla dikkat çeken, öne çıkan bir pozisyonda olabilirsiniz. Ev, yuva, emlak almak, satmak, taşınmak, kiralamak ve benzeri konularınız olabilir, düzenlemeleriniz olabilir. Burada işle ilgili tabii ki kariyerde statünüzü etkileyecek bazı kararlar vermeniz ve bu Dolunay'da daha önce yapmış olduğunuz bazı girişimlerin sonuçlarını almanız da mümkün görünüyor. Enerjinizi daha çok yakınlarınızı ve özellikle çocuklara bu dönemde harcayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi gerçekleştirebileceğiniz, ortaya çıkarabileceğiniz fırsatlar var. Evde çalışma imkanlarınız olabilir. Örneğin bu dönemde eğleneceğiniz, ailenizle daha fazla bir arada olabileceğiniz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, kova burcundaki Dolunay 9. evinizi aydınlatıyor. Yönetici gezegeniniz Merkür Başak burcunda olacak. 9. ev dolunayları hayata bakışınız, düşünceleriniz, geleceğe dair umutlarınız, beklentilerinizle ilgili alanlarda önemli farkındalıklar getirebilir size. Bu dolunay aslında bir seyahat, bir tatil, bir gezi planı ortaya çıkarabilir. Organize de edebilirsiniz veya önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde böyle bir seyahat söz konusu olabilir. Eğitim hayatınız, akademik çalışmalarınız, yurt dışı ile ilgili konular, medya, basın üzerinde yaptığınız işler. Hani buralarda önemli bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz bu dolunayda. Enerjinizi daha titiz, daha düzenli, daha detaycı kullanabileceğiniz bir dönemdesiniz. 4. evinizde Mars ve Merkür, dolayısıyla biraz aile, yuva, akrabalar, hani onlarla ilgili konular da öne çıkıyor. Kardeş ilişkileri, yakın çevre ilişkileri, belki komşularla ilgili konularda bir sorununuz varsa bunları çözmeniz söz konusu olabilir ya da geçmişten gelen konular tekrar gündeme gelebilir. Bu hukuksal bir işiniz de olabilir. Hani bir dava, bir mahkeme konusu da olabilir. Tüm bunları çözüme kavuşturabilecek ya da önümüzdeki süreci en azından netleştirebilecek bir dönemde olabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, kova burcundaki Dolunay
8. evinizde bu dolunayla birlikte para konuları, finans konuları özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, eşinizin kaynakları, borçlanma konularında bir dönüşüm söz konusu. Bir kredi beklentiniz varsa bununla ilgili gelişmeler olabilir. Evet, Venüs retro yaparken parayla ilgili borçlanma konularında çok önemli hareketler yapılmasını önermeyiz. Ama bunlar tabii ki geçmişten gelen konular, devam etmekte olan konular da olabilir. Belki bir borcu ödemeniz, yapılandırmanız söz konusu. Unuttuğunuz bir şey de ortaya çıkabilir burada. Bir borç, hani görmezden geldiğiniz bir anda karşınıza çıkabilir. Bir tazminat gibi bir konu mesela. Sigorta gibi bir konu. Veya hani bir borcu, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi şeklinde olabilir. Mirastır. İşte nafakadır, tazminattır ve benzeri konular, sigorta işleri, emeklilik gibi konular. Tüm bu alanlarda kova dolunayı bazı hızlı gündemler hayatınıza getirebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, kova burcundaki dolunay tam karşıt burcunuzda tabii ki sizin için önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 9 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Venüs burcunuzda geriliyor. Bu dönem yaşamınıza biraz nostaljik etkiler getirebilir. Geçmişi size hatırlatacak, geçmişle ilgili konuları gündeme getirecek kişiler, kavramlar, olaylar karşınıza çıkabilir. Şimdi dolunay ilişkilerinize vurgu yapıyor. Yani içinde bulunduğunuz ilişkilerle ilgili bazı kararlar almanız, dönüşümden içerisinde olmanız mümkün. Şimdi Venüs gerilerken tabii ki sevgi ilişkilerini daha fazla sorgulayabilirsiniz. Burada bir ilişki içerisinde sevgi alışverişinizde hak ettiğiniz değeri görüyor musunuz, görmüyor musunuz, memnun musunuz, değil misiniz? Yani bunları gözden geçirmeniz mümkün. Bu da ilişkilerinizle ilgili bir karar getirebilir size. Yarım kalmış ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi, belki yeni bir fırsatla karşılaşmanız, hatta karmik bazı ilişki fırsatlarıyla karşılaşmanız mümkün. Eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, bazen bu bir işbirliği ve ortaklık ilişkisi içinde söz konusu olabilir. Gündemde olabilir. Merkür'ün ve Mars'ın Başak Burcu'nda olması aslında her türlü ilişki dinamiğinizde biraz da para konularının, finans işlerinin, yani sizin kariyerinizi, maddi durumunuzu etkileyebilecek gelişmelerin de olabileceğini ve bu alanlarda belki fırsatlarla karşılaşabileceğinizi de işaret ediyor. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kova burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay sırasında Merkür ve Mars burcunuzda Jüpiter'le de olumlu bir açıları var. Bu nedenle sizin işiniz, mesleğiniz, günlük hayatınızla ilgili destekleyici bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Çalışkansınız, üretkensiniz bu dönemde, hizmet odaklısınız. Bu seyirle devam ettiğinizde gerçekten iş hayatınızda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Başkalarının dikkatini çekmeniz mümkün. Ürettiğiniz, çalıştığınız, emek harcadığınız işlerin olumlu sonuçlarını almanız mümkün. Bununla birlikte günlük hayatınızın düzenlenmesi, konforunuzun arttırılması, sağlığınızın iyileştirilmesi adına önemli kararlar verebilirsiniz. Diyete başlamak gibi ya da bir tedaviye başlamak gibi. Beslenme programınızı düzenleyebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı iyileştirebilirsiniz. Tüm bunlarla ilgili önemli fırsatlar bu dolunayda karşınıza çıkabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Kova burcundaki dolunay 5. evinizde. Mars ve Merkür 12. evinizde. Biraz içe dönük enerji içerisindesiniz. Kendinizi sorguladığınız bir dönem. Belki bir dinlencede, bir tatilde de olabilirsiniz. Bu dolunay bu fırsatı da verebilir size. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle birlikte güzel böyle bir kendinize zaman ayırabileceğiniz, eğlenebileceğiniz bir etkinlik söz konusu olabilir. Bu dolunay aşk hayatınıza sorgulamalar getiriyor. Aşk hayatınızda önemli kararlar verebilirsiniz. Bazı geçmişteki arkadaşlarla, tanıdıklarla karşılaşmanız, bazı eski ilişkilerin, flörtlerin şöyle bir kendini hatırlatması mümkün. Yarım kalmış ilişkilerin tamamlanması, hesapların kapanması için uygun bir dönem olabilir. İlginç, nostaljik etkiler karşınıza çıkabilir. Venüs yönetici gezegeniniz ve onun gerileme dönemindeyiz ve bu dolunay bu etkileri arttırıyor. Dolayısıyla karmik karşılaşmalar söz konusu olabilir sizin için aşk hayatınızda. Bununla birlikte içinde bulunduğunuz ilişkide de, aşk ilişkisinde de biraz daha içe yönelişler, sorgulamalar söz konusu olabilir. Bu konularda daha dikkatli olmalı. Çok da radikal karar vermemekte fayda var. Hamilelik, doğum gibi konular önemli. Çocuk sahibi olmak isteyen terazileri destekliyor bu dolunay. Süre gelen hamilelik içerisinde biraz genel sağlığınıza da dikkat etmekte fayda var bu dönemde. Yaratıcılığınızı sanatla uğraşarak,
değerlendirin. Keyif aldığınız konulara daha fazla zaman ayırmaya çalışın. Bu şekilde Venüs'ü de desteklemiş, güçlendirmiş olursunuz sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Kova burcu dolunayı sizin için çok önemli. Dördüncü evinizi aydınlatıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Özel yaşamınız, ev yuva konuları, ailevi konularda bazı önemli dönüşümler var. Beklentileriniz netleşebilir. Örneğin bir ev alma, taşınma, kiralama ya da size ait bir mülkü satma gibi bir konunuz varsa bir dolunay bir netlik getiriyor. Burada bir tamamlanma getiriyor. Venüs'ün geri hareketli olması zaman zaman toplumdaki duruşunuz, kariyerinizle ailevi ilişkiler, ailenizin beklentileri arasında bazı gerilimler yaratabilir. Kariyer, çalıştığınız ortamdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Bu dönemde çok nostaljik, size geçmişi hatırlatacak kişiler, özellikle iş hayatınızda daha fazla karşınıza çıkabilir. Bazen iş hayatında daha duygusal, daha romantik etkileşimler de söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili toplumdaki statünüzü etkileyecek alanlarda bazı önemli adımlar atabilirsiniz. Ebeveynleriniz de tabii ki bu dolunayda etki alıyor. Özellikle sağlık sorunu olan, yaşlı, biraz kronik problemi olan ebeveynlere dikkat etmek lazım. Sağlık konularında hassasiyetler olabilir. Sizin de onlarla biraz ilgilenmeniz gerekebilir. Merkür'ün Mars'ın Başak'ta olması aslında sizi daha azimli, daha çalışkan hale getiriyor. İş konularında ortaklardan, hatta eşinizden yapmak istediğiniz projeler, hedeflerinizle ilgili alanlarda çok güçlü destekler alabilirsiniz. Sadece planlı, programlı olmaya çalışın. Sorumluluklarınızı önemseyin sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Kova burcundaki dolunay 3. evinizde olacak. Bu dolunay sırasında Merkür ve Mars Başak burcunda. Seyahatleriniz olabilir, bir iş seyahatiniz ya da işle ilgili bir eğitiminiz olabilir. Bu dolunay sırasında kardeşleriniz, yakınlarınız, ailenizle ilgili konularda önemli etkiler var. Bazılarınız komşu ilişkileri, çevre ilişkilerinde dönüşümler yaşayabilirler. Taşınmalar, yer değişimi gibi örneğin. Seyahatleriniz olabilir. Üçüncü ev hareketli bir alandır. Yakınlarınızdaki kişilerle, kardeşlerle, komşularla, akrabalarla ilgili konu ve kavramlar sizi bu dolunay döneminde daha fazla meşgul edebilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Bunlar kişisel becerilerinizi geliştirecek bir konu olabilir veya süregelen bir eğitimi tamamlayıp artık sertifikanızı alabilirsiniz. Bu da size mesleğinizde, kariyerinizde bir değer katabilir. Bununla ilgili konularda aslında çok verimli değerlendirebileceğiniz bir dolunay dönemindesiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Kova burcundaki dolunay 2. evinizi aydınlatıyor. Finans ve para konularında önemli bir dönemdesiniz. 8. evinizde Venüs gerilemesi var. Bu dolunay sırasında maddi konularda biraz endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Yani beklediğiniz paraların gecikmesi, beklediğiniz bir kredinin kabul olmaması, borç alacak konularında beklenmedik bazı borçların ortaya çıkması gibi konular sizi zorlayabilir. Maddi durumunuza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Gözden geçirmeler yapabilirsiniz. İşte gelirleriniz ne kadar, giderleriniz ne kadar, belki muhasebe yapıp bütçenizi bir ayarlayacaksınız. Merkür'ün ve Mars'ın Başak burcunda olması detay gerektiren işlerde, analizlerde çok yardımcı. Dolayısıyla şimdi daha iyi hesap yapabilir, doğru kararlar verebilirsiniz. Maddi durumunuzun düzelmesi için ya da bazı maddi ihtiyaçlarınızın karşılanması için burada doğru adımlar atabilir, pratik çözümler bulabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin döneminiz. Burcunuzda bir dolunay var. Özellikle güneş burcunuzda, yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa çok daha önemli olabilir tabii ki. Bu dolunay yaşamınızda bir farkındalık veriyor size. Ortaya çıkma, bir başarı elde etme, bir hedefe ulaşma söz konusu. Venüs'ün karşıt burcunuzda gerilemesi yaşamınızdaki özel ilişkileri biraz daha sorgulatabilir. Bu dönemde hani sorunlu bir ilişkinizi fark edebilir ya da bir ilişkinizdeki sorunları fark edip onları çözmek yoluna gidebilirsiniz. Geçmişe ait kişilerin, arkadaşların, eski eş, partner, iş arkadaşı ve benzeri bu konuları, bu kişilerin daha fazla karşınıza çıkması bu dönemde mümkün. Yarım kalmış bazı ilişkileri tamamlayabilirsiniz. Bazı hesaplaşmalar varsa bunları çözebilirsiniz. Bunlar hukuksal konularda olabilir. Aslında biraz daha karmik, hak edişlerle ilgili bir dönemdesiniz. Bu karşınıza çıkacak
nostaljik durumlar, eş zamanlılıklar, bunlara dikkat edin. Çok önemli işaretler olabilir hayatınızda. Merkür'ün ve Mars'ın Başak Burcu'nda olması para konuları, finans konularında hesaplaşmalar getiriyor. Örneğin uzun süredir beklediğiniz bir ödemeyi elinize geçmesi mümkün. Uzun süredir satmak istediğiniz bir emlakın satılması ya da bir eski eşle evlilikle bağlantılı bir nafaka, miras, tazminat gibi bir konunun çözümlenmesi. Tüm bunlar bu kova dolunayında kendini gösterebilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, kova burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatıyor olacak. 6-12 aksındaki dolunay Merkür ve Mars Başak Burcu'nda, Venüs retrosu var. Biraz genel sağlığınıza dikkat edin. Sizin ya da eşinizin işi, çalışma koşulları, genel sağlığı, buralarda bazı sorunlar varsa dolunayda bunlar görünür hale getirir. Düzeltmeniz için de fırsatlar verecektir size. Yanlış bir beslenmeyi fark edebilirsiniz. Diyet yapmanız gerekiyor olabilir. Bir sağlık sorununuz varsa belki tedaviyi aksatıyorsunuz ya da yanlış bir tedavi içerisindesiniz. Eşinizle ilgili ya da sizinle ilgili bunları fark edip dönüştürmeniz mümkün. Bazı gizli konular açığa çıkabilir tabii ki. Size duygusal anlamda, ruhsal anlamda önemli farkındalıklar da verebilir bu dolunay. Enerjinizi daha çok ilişkilerinize harcıyorsunuz. Eşinizden, partnerinizden çok güçlü destekler almanız mümkün. Belki bir sorununuzu çözmek için size maddi manevi önemli destekler getirecek karşınızdaki kişi. Bu bir yakın arkadaş da olabilir, işbirliği içerisindeki bir kişi de olabilir, eşiniz de olabilir. Birlikte hareket ettiğinizde bütün sorunları çözebilir, çok yol kat edebilirsiniz sevgili balıklar.